Merhaba arkadaşlar, Orta Doğu Balkanların en lezzetli oyun kanalına oyunlu mamulleri hoş geldiniz. Ben Fuat Alpay. Rise of the Tomb Raider serisine Challenge Tomb'larla devam ediyoruz. Burayı hatırlayacaksınız. Şurada bir giriş vardı hatta. Neydi o yolun adı ya? Path of Deathless yolu vardı. Şurada da hemen bir kamp alanı vardı. Zaten şu hemen aşağısı bildiğiniz Jacob'un köyü. Şu ilerisi bildiğiniz Jacob'un köyü zaten. Şimdi buraya çok yakın 3 tane mezarlık var. Challenge Tomb var. Biri bu, ikincisi bu, üçüncüsü de bu. Burada olduğumuz zamanlar hikayede hatırlarsınız, izleyenler hatırlar. Köyü savunmuştuk. Trinity Ajanları saldırmıştı falan. Bayağı hengameydi bölümler, yani ben aksiyonlu bölümlerdi. Bu mezarlıklar arada kaynadı gitti. Şimdi buraya geri döndüm. Baktım 3 tane de hemen dibimizde. Dedim ben bu üçünü de tek bölümde nereden çıkartırım. Şöyle atladık suya. Bakın hemen çıktı zaten. Yanınızda bir challenge tomb var diye. Bu üçünü de tek bölümde aradan çıkartmayı düşünüyorum. Üçünün de birbirine yakın olması o açıdan çok iyi oldu. Büyük ihtimalle girişi burasıdır diye düşünüyorum ama aynen öyle. Bir tanesinin girişi bu. 5 tane tamamlamadığımız challenge tomb varmış. Onları da tamamlayacağız. 2 bölüme bitiririz diye düşünüyorum ama bunu hiç düşünmüyordum. Bunu hiç düşünmüyordum. Bu iyi olmadı. Zehirli okumuz yok. Craft ettik. Gelme lan, gelme, gelme. Nerede lan? Mouse gitti. Tamam, zehirli oku döşedim. Yeter lan yeter. Kaç tane ok atacağım be? Yeter, hakikaten yeter. Tamam, nihayet. 100 XP daha geldi. Hem onun delisini, attığımız okları falan vesaire alalım. Bu arada yan görevleri de yapıyorum arkadaşlar. Şu an üstümdeki kıyafet o yan görevlerden aldığım bir ödül. Bayağı 3-4 tane yan görev tamamlayınca bir tane yeni bir kostüm açtım, bu tarz bir kostüm. Bir pozitif bir tarafı vardı, bir artı bir özelliği vardı ama onu unuttum şu anda. Şimdi şöyle etrafımıza bir bakalım. Şunları alalım. Bu ayu da bir tane geyik yemiş. Bunun da delisini alalım. Şurada bir mantar daha var. Bir de mineral var. Alamıyor muyuz? Alamıyoruz. Şunu da mı alamıyoruz? Onu da alamıyoruz. Şimdi şuradan yavaş yavaş girelim isterseniz. Güzel. Hadi kızım. Evet. Bakalım nasıl bir challenge tomb bizi bekliyor. Unknown area. Evet. Buradan bir yerden bir girişi vardır. Şurada bir kutu var. Güzel. Şuradan devam edelim. Maşallah. Büyük ihtimalle yavaşlamasını bekleyip böyle atlıyoruz. Yoksa direkt aşağı bir yere çakarız. Geç 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 geç. Sizin durmamız gereken yerlerdeki dallar sarı, fark ettiyseniz yani. Allah'tan hiç yardımcı olmadın. Kör göze parmak misali bir yere atlattıktan sonra. Yani şuradan geri dönüş için kestirme yol. Evet. Yeni bir de kamp alanımız var hatta. Önce şunları açayım. XP'lerimi alayım.
inlaid with ivory and gems. Burada bir yerde. Interesting. Hmm. It's been altered with this rough scrap. Bir tik 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 tarzı bir ses geliyor böyle. O ses siz yakınlaştıkça artıyor, uzaklaştıkça azalıyor. Ona bağlı olarak da ekstra açıklamaları görebiliyorsunuz. Bakın şurada bir tuzak varmış. Şurada toplanacak başka bir şey yok. O tuzağın üstünden atlayalım. Ben bunu geri dönüşte kesin unutacağım gibi bir soru şimdi ama hayırlısı. Orası. Kesin tersten falan açılıyordur Allah bilir. Şu an hiç boşuna mermi harcamayayım o zaman. Şurada bir kutu daha var. An ivory jar. It looks like it was carved from a single tusk. A simple thing, but the level of detail in the carving is impressive. Bunda hiç tik tik sesi alamadım. Çoğun bazılarında olmuyor zaten. Yani hepsinde olacak diye bir kaide yok. Şimdi iki tane yol var. Burası. Ulan kapalı diyecektim. Aradan insan geçecek mesela şey varmış. Bathhouse. Hamam gibi bir yer herhalde. Ama ben şimdi diğer tarafı merak ettim. Hadi burası mezarlığın girişi. Okey. Hemen oraya da bir bakayım. Aklımızda kalmasın. Toplanacak bir şey varsa kaçırmak ister. İşte bu. The dead choke the rivers. Güzel. Tamam. Şimdi gönül rahatlığıyla mezarlığa gidebiliriz. Bayağı geniş bir alan yalnız. İlk başta biraz korktum açık söyleyeyim. Zaten şu aşamada bir şey atamıyoruz, tutamıyoruz. Kesin aşağı atlamak zorundayız. Şimdi burada bir kayık var her şeyden önce. Tamam. Şu kayığı bir ortaya. Yaklaştıralım o kayığı bir ortaya doğru. Bu tamam. Şimdi dört tane yol var. Bir de şurası var. Bak orası enteresan. Burada toplanacak bir materyali var. Herhalde hepsine tek tek gideceğiz. Yani içlerinden bir tanesi ana yoldur tahminimce ama diğerlerinde de toplanabilir bir şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu niye takıldı burada? Cesetler mesetler. Burada neler olmuş diyor. Hani alt taraf hamam, niye bu kadar ceset olsun ki falan hesabı. Haritamız güncellendi bu arada. Şuraya geri atlayalım. Bir de buraya bakayım. Tamam. İlla doğru açıyla bakmak. Şuradaki tahtaya mı takıldım? Nereye takıldım lan? Daha fazla mı yaklaşmıyor yoksa? Çok saçma. Yok. Şu tahta bildiğin engelliyor beni. Onun dışında... Lan yönüm karıştı. Nereye gideceğiz? Şuradan geldik. Oraya gidemiyoruz. Şuraya gidebiliriz. Zaten şuradan geldik. Şuraya bakacağım. Önce hangisine bakalım? Şuna atayım. Yanlış. Biraz şuna doğru yaklaşıp da atacağım. Daha sonra interact deyip
Tamam, bu okey. Esas gitmem gereken yol burasıymış gibi bir his var içimde. Ben ama şuradan da bakmak istiyorum. Orası benim bayağı ilgimi çekti çünkü. Önce bir oraya bakacağım. Hiç aklımda kalmasın. Yalnız buradan oraya ben atlayabilir miyim? Aa, olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Oraya. Şuraya ilk geldiğim zaman buraya daha bir yakındım esasında. O zaman halletseydim daha güzel olacaktı. Yok, yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Şimdi mesela atlayabilir miyim acaba? Tutun be! Vallahi olacaktı. Bir daha deneyeyim. Şöyle. Allah Allah. Acaba orada bir yol yok mu? Ben mi sıvak sıvak hareketler yapıyorum şu anda? Bir daha deneyeceğim, daha da denemeyeceğim. Yok. Orası belki çıkış olabilir. Ben boşuna kasıyorum şu anda. Ben biraz şu arkaya doğru yaklaşayım. Hiç daha fazla saçmalamadan. Hazır önümüzde eşek gibi yol varken. Oradan gidelim. Oradan çıkarsak da şaşırmam he. Yani adam orayı boşuna koymaz çünkü oraya. Tamam. Şuradan. Gidelim. Buradaki suyu azaltabiliriz. Çünkü dipte bir şey var. İp, ok saplanacak bir şey var. Evet. Şimdi. Bunu atsak. Atamıyoruz. Suyun altında olduğu için mi atamıyoruz? Evet, suları azaltacak olay bu. Bıraktığımız an tekrar dolmaya başlıyor. Bıraktığımız an tekrar dolmaya başlıyor. Onu dur bakayım. Ona şimdi başka bir şekilde yapacağız. Bunu ben çekeyim geri geri çekebildiğim kadar. Su komple bir boşalsın. Daha sonra... Tamam, su şu an sıfır. Bırakıp mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dedim. Yani olabilecek en yavaş şekilde geldim. Evet. Bu şekilde de sabitlemiş olduk suyu. O zaman geri mi döneceğiz? Buralarda bir şeyler var mıdır? Mesela buradan çıkacağız o zaman herhalde. Aynen şu ana yere geldik. Kestirmeden. Başka. Bir de burada var. Another drain. But no winch. Hakikaten. Sabitleyecek bir yer yok. Bakalım burada ne yapacağız? Şurada salvage varmış. Heh, aynen tahmin ettiğim gibi. O girmeye çalıştığımız yerden çıkacağız esasında. Fakat burayı biz çözemedik ki. Bizim
sabitleyecek bir yere ihtiyacımız var. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi. Acaba o biz o sandalın üstünde ip vardı. Sandalı şuraya getirsek mesela buradan oraya sabitleyebiliriz diye düşünüyorum. Aynen. Onu ben bir deneyeyim. Nasılsa kestime bir yol da açtık. Şuradan artık gidebiliyoruz. Umarım doğru şeyi düşünüyorumdur. Aksi takdirde yolu çok fazla uzatmış olacağım çünkü. Hemen şuraya bir tane okumu yapıştırdım. Daha sonra interact dedim. Gel baba. Bu olabilir ya. Bence olabilir, mantıklı. Şuradan giriş var mı? Buradan da giriş var. Okey. Hızlı bir şekilde. Bakalım olacak mı? Dur bakayım. Olmadı lan. Heh. Ben doğru yere bakamıyormuşum. Bir an korktum. Şöyle doğru bir açıyla bakınca. Fakat şey çok önemli. Su yükseldiği zaman bakın. Şuraya kadar yükseliyor orası. Su aşağıdayken benim o işlemi yapmam gerekiyor. Bir çekeceğim. Biraz bekleyeceğim. Su tamamen boşalsın. Sevdim bu bulmacayı ya. Bu bulmaca güzelmiş. Bayağı azal 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 azal. Okey. İyice kuruttuk şu anda. Şimdi şuraya bakıp bakın şu an atabiliyorum. Güzel. Şimdi ben oraya geri döneceğim. Çık 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 çık. Evet. Güzel. Şimdi. Gitmemiz gereken yer nerede o zaman? Şurası mı? Şurada bir patlayıcılar bir şeyler var çünkü. Güzel. Paralar paralar. Evet. Bunun sağında solunda başka bir şey yok mu ya? Genelde bu tarz mezar odalarında bayağı bir ganimet çıkıyordu ama. Yok. Hatta direkt oraya ışınlandık. Ne akla hizmetse. Evet. Her challenge don't bize bir yetenek veriyordu. Bakalım bu ne verecek. New skill mastered. Iron grip. Neymiş bu? Kayalardan ve buzlardan daha hızlı bir şekilde tırmanma. Yani güzel. Bu saatten sonra artık ne kadar işimize yarar tartışılır ama. Evet. 3'te 1. Sağda solda burada bir şeyler çıkabilir. Suyun altından bakın mesela. Çünkü buralar suyun altındaydı. Buralara tam anlamıyla bakma fırsatımız yoktu. Şimdi daha kolay bir şekilde bu üst taraf dikenli, oradan çıkamam. Tamam, herhalde başka bir şey yoktur. Aa, mesela bir altında. Oo. Çok güzel ya. Tamam, burası da büyük ihtimalle çıkış yolumuz.
ne diyor? Şu coinlerini harcayacak, yani harcayabilecek kadar şeyim var şu anda diyor. Git bir şeyler al diyor. Tamam. Heh, bakın bu da ilk başta açamadığımız yer. Burası da meğersem çıkış yolumuzmuş. Güzel. Hasiktir. Vallahi şeyin üstüne bastım ama ne diyor ismi? Herhalde geri dönüşte mekanizma çalışmıyor. Şuradan zipline'dan. Hemen. İnşallah ayı tekrar yoktur. Ben haritada serbest bir şekilde dolaşırken girdiğimiz mağaralara tekrar girdim ve mesela avladığımız hayvanlar orada tekrar var. Hani bir kere öldürmek yetmiyor yani. Bir kere daha o mağaraya girdiğiniz takdirde bir kez daha öldürmek zorundasınız. O ayıdır, leopardır vesaire. Yine harcamanız gerekiyor onları. Ama bunu çok kısa bir süre içinde öldürdüğüm için tekrar çıkacağını açıkçası zannetmiyorum. Diyormuşum ve ayı üstüme atlıyormuş falan. Yok. Evet. Şimdi şöyle 3'te 1 haritama bakıyorum. En yakın mezarlık burada. Şimdi ben o buraya kadar gideceğim. Ya orayı keserim o ara ya da hızlandırırım bir şekilde. Şuradan bir gideyim. Şuradan şöyle. Gerçi hızlandırmama bile gerek yok ya. Hiç gerek yok ona. Hemen dibimizde zaten. Hatırladım. Zaten burası Jacob'un köyü arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Bakın şuradan zaten ekstra bir yol var yani, kendini belli ediyor. Şuradan ben gideyim. Buradan atlayayım. Sonra şunu atayım. Güzel. Bakın hemen çanlar manlar bir şeyler kendini belli ediyor mezarlık zaten. Şuradan bir girelim. Evet. Burası da tahminimce aynen öyle mezarlığın girişi. Burada bir yerde toplanabilir bir şey yok. Şuradan açalım. Sağda solda bir şey yok. Şuradan yolumuza devam edelim. Ara sıra içgüdüyü çalıştırıyorum. Tuzak falan varsa yakalanmak istemiyorum çünkü. Evet, ikincisi de hayırlı olsun. Resmen girmiş bulunuyoruz şu anda. Coinler bir şeyler. Şurada bir insanın geçebileceği kadar bir yer var. Başka da bir şey yok. Ben oradan gireyim. Aşağıda bir şeyler olmalı. Dedik. Vallahi ilk bulmaca çok hoşuma gitmişti. Umarım bu da o kafada güzel bir şeydir. This architecture predates the rise of Eastern Orthodoxy. Şöyle etrafıma bakıyorum. İlkin nereden gitsem diye. Şöyle toplanabilir bir şey.
Güzel. Şuradan gideceğiz mecbur. Bir kutu daha. A gold belt buckle. Decorative but strong and functional. It appears to be part of a military uniform. Tamam. Mutlaka bir Challenge Dump'un dibinde mutlaka bir kamp alanı oluyor arkadaşlar. Şu an kadar bir denk geldik en azından. Şurada bir onu alalım. Güzel. Salvage var. Güzel. Şuradan devam edelim. Ve evet. Bulmaca alanımız böyle bir şey. Burası da bayağı geniş kapsamlı bir yer. Bayağı da ıncıklı cıncıklı bir şeye benziyor. Şurada bir şey parlıyor. Güzel. Şuradan ufaktan girelim bakalım. Neymiş, ne değilmiş. Bu ne? Onu ben almak istiyorum. Nasıl alıyoruz onu? Oraya başka bir şekilde gidilebilir. Şuradan karşıya geçilebilir. Ama akabinde yere çakırız. Bu saçma. Düşünüyorum başka neler yapılabilir. Deneyeyim. Şöyle bir karşıya gitmeyi. Atlayamadım bile yani. Atlayamadım bile. Bunu atınca ne oluyor? Ona yine büyük ihtimalle su falan dolduracağız ya. Mantık aynı. Burada bir çekilebilen bir şey var. Gel abi. Sen illaki bir yerde bir işime yararsın benim. Gel. Daha fazla getiremiyor muyuz? İttir. Yok. İnatla gelmiyor. Bu buraya kadar geliyor demek ki. Tamam. Tamam, buna bir yerden bir atılıp bir şey sabitlenebilir, bir şey yapılabilir. Devam edelim. Burada da bir takım bir şeyler var. Burada bayağı bir şeyler var. Altın bir kolye. Bunu alamıyorduk şimdi. Tamam, materyal toplamayı bir kenara bırakıp bulmacaya yoğunlaşsam iyi olacak. Atla. Şimdi. Bunu buna bir bağlayalım. Adamların oraya boşuna koymaz. 8. Şimdi. Düşünüyorum. Onu ona bağladık. Umarım doğru şey yapmışızdır. Şimdi benim bir şekilde üst katlara ulaşmam gerekiyor ki. Bir şeyler olsun yani. Bakın mesela şurada suyun gelmesini sağlamak için acaba çekmem gereken şey şu mu? Hakikaten ya. Şimdi bir daha onu atacağım ve şunun üstüne çıkacağım. Sonra şuraya atlarım. Oh be, nihayet çıktık şu üst platformlara. Ama anlaşılan biraz hızlı olmamız gerekiyordu çünkü bu hemen şey oldu. Şimdi aşağı tekrar inmeden şunu çalıştırabiliyor muyum? Yoksa
İlla beni aşağı mı atman gerekiyor? Olmadı. Orada ya hızlı davranacağım. Ulan dur. Şunu da şuna sabitleyip. Aa, dur. Onu yaparsam efsane olur. Bu şekilde şu su çakrağı mı denir, ne denir? Onun da yerini sabitlemiş olurum. Şimdi yiyorsa anasını satayım, hareket et. Tamam, buradan da kolay bir şekilde buraya ulaşabiliyorum. Burayı hallettik. Burası okey. Buradan her seferinde E'ye basıp kendimizi toparlıyoruz. Buradan da buraya. Buradan da buraya. Güzel. Çık. Şurada bir. We are crippled by our isolation. Tamam. Aa, güzel. Kolaymış lan vallahi. Sadece o katılacak yeri görmeyle ilgili bir sıkıntı var. Yani onu gördüğünüz takdirde bulmaca bile sayılmaz hatta yani. Harita güncellendi. Bir sürü bir şeyler. Bunları alamıyoruz. Şurada salvage ve bakalım nasıl bir yetenek kazanacağız. An old codex looks to be a treatise on the connection between the body and the mind. First healer. Bak bu, bunu zamanında kazansaymışız mesela efsane olurmuş. Ne diyor? Yani daha çabuk işte. Adını da gizli yani. Tamam. Şurada yine bir rope'um var. Güzel. 2'de 2. Pardon, 3'te 2 diyeceğim lan, ne 2'de 2'si? 3 bölüm diye başladık. Şimdi bu 3'te 2 oldu. Şimdi yine hızlı bir şekilde köyün yine civarında olan, hatta çok yakınımızda olan başka bir mezarlığa doğru gideceğiz. Yine yol çok kısaysa arayı kesmem. Bu şekilde de video kaç dakika olacak hiç hesaplamadım. 3 tane mezarlığa giriyoruz, kolay değil. Zaten son 2 bölüm artık. Evet, ana yola çıktık geri. Güzel. Şimdi şuradan geri çıkalım. Tamamdır. Hemen harita. Son challenge tombumuz da burada. Bu bölümün son challenge tombu. Şuradan aşağıya doğru kendimizi bir dağlara, tepelere vuralım. Buradan hiç burada hayvan meyvan varsa benden uzak dursun. Vallahi exotic animal diyor. Yok abi yok, hiç almayayım ben onu. Ben sakince şuradan rope'uma atlamak istiyorum. Hızlı bir şekilde seyahat edelim dedik. Vallahi düz yürüsek daha çok hızlı giderdik.
Tamam. Buraya. Hiç şimdi egzotik animal'la falan uğraşacak şeyim yok. Hemen yine optional challenge stomp nearby diyor. Bu köyün etrafında çok varmış ya. Bayağı varmış. Şurası falan mı acaba? Olabilir. Şuradan kendimizi bir vuralım. Aynen o meşhur çan sesleri falan vesaire. Büyük ihtimalle yaklaşıyoruz. Bu ne? Atlama noktası gibi bir şey. Tamam. Şuradan bir karşıya geçtim. Şuradan yine içeri fıydık. Yine bir kampanya, yine bir challenge dump. Evet. Şurada bir çanta var. Güzel. Bir tane de yetenek puanımız geldi. Çok iyi, çok da güzel oldu. Ohas. Şurada bir şey parlıyor. Görmedim zannetme. Aman diyeyim. Bir an çatırdadı orası. Yıkılacak falan sandım. Güzel. Şuradan doğru. Yavaş lan yavaş, ne oluyor? Baya ağzımız yüzümüzü dağıtarak indik. The Pit of Judgment. Adaletin bir şeyi. Pit ne demek unuttum. Şimdi şuradan geri çıkacağız büyük ihtimalle. Esas gitmemiz gereken yoldan doğru gidelim. Oo. Buranın görünüşü çok seksi ya. Burayı sevdim. Şu sarkıtlar, markıtlar mekan olarak şu bir tane egzorcizmle ilgili bir challenge stomp yapmıştık. Onu andırdı. Şu patlamalı gazlı olan bir challenge stomp vardı. Güzel. Şimcik. Gitmemiz gereken yer burası. Diye düşünüyorum. Şunlardan şeylere falan mı açacağız acaba? Hani tren vagonlara gelecek, şuraya kıracak hesabı falan. Olabilir. Orada o şekil bir şey olabilir. Şuradan bir çıkalım bakalım. Bayağı geniş bir alan yalnız. Evet. Öncelikle şurada bir 35 XP var. Tied to a leather thong to create a loop. Tamam. There must be a way to rotate the platform. Yine şurada. I knew the risks. Onu da aldık. Onu alamadım. Şimdi. Bunu direkt gittiysem sorunumuz çözülüyor mu bu şekilde yani? Fakat adamlar da bunu buraya boşuna koymaz diye düşünüyorum. Şurası. Hadi bunu ulaşım için koymuş olsunlar. Tamam hadi bu okey. Bu ne? He.
Ne farkı var acaba? Yani adamlar bunu buraya boşuna koymaz diye düşünüyorum. Mesela atıyorum şunu şuraya ittirince bir şey mi oluyor? Niye ittiremedik? Heh. Yani esasında aşağı ittirmemiz gerekiyor. Yani onun farkındayım da. Aha. Bunu ittirmesek vallahi görmeyeceğim. Şurada bir şey var. Al onu. Neye niyet, neye kısmet ya? Oo. Bayağı. Bildiri bayağı ölmüş burada. Haritamız güncellendi. Bak bu enteresan oldu burası. Hiç hesapta olmayan bir şekilde burayı gördük. Biraz iyimser bakıyor olabilirim ama sırf bunu bunun için bile buraya koymuş olabilirler. Yani ittirirken şurayı görmek. Yoksa ben hayatta orayı fark etmezdim. Ya da şu an tamamen sallıyorum. Tamam. Şimdi ben yine olması gerektiği gibi şunu çevireyim. Tamam. Bir saniye ama. Burada engel var. O engelin olmaması lazım. O engelin olmaması lazım. Bir tur daha. Tamam. Şimdi bunu aşağı doğru ittirsek. Hadi. Bu ağırlık da bence o bir yerleri yıkar diye düşünüyorum ben. Şöyle bismillah deyip. Oha. Tamam, o bayağı bir şey yıktı orada. Şimdi şuradan tek yolumuz burası zaten. Buradan bir gidelim. Güzel. Hemen ikinci bir şey dikkatimizi çekti. Şunları almadan geçmeyelim. Zar. Ama değişik bir oyunun zarı büyük ihtimalle. Çünkü iki tane altı var mesela. Hatta bir tanesi komple altı. Enteresan. Servis al. Şurada bir şey var. Bir saniye dur, oraya çıkmadan önce. Şunu ileri doğru ittirebiliyor muyuz, ona bakacağım. Da yolumuz bir şekilde engelleniyor. Şunu alamıyoruz. O zaman mecbur çıkacağız. Çıkmadan önce dur bakayım. Enteresan. Tamam, bunu şimdi bırakalım. Hiç anlamadım. Ha, bu kendinden de dönüyor falan. Tamam. Herhalde üst katta bulduğumuz şey bu bulmacayı şekillendirecek. Tamam. Şimdi bunu da bir şekilde yardımımız gerekiyor. Fakat böyle bir engel var burada. Bu engeli o vagon aşabilecek mi? O pek inandırıcı gelmedi bana. Şimdi. Oo. Tamam, onu yukarı ulaştırmanın yolu buymuş.
Dur dur kızım dur. Lan dur. O tamam. Şimdi bununla neyi değiştirebiliriz? Ha, önündeki engeli kaldıracak şekilde. Bu da değil. Evet. Hem raya oturmuş oldu hem de önündeki engel kalktı. Şimdi bunu üst kata. O da güzel. Şimdi üst kata çıkartacağım ama üst kata çıkartmadan önce başka yapmam gereken bir şey var mıdır diye düşünüyorum ama neyse olmadı geri döneriz yapacak bir şey yok. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi bir saniye. Heh. Burası yukarı çıkana kadar şöyle dörtte bir oranda sağa kayıyor. Yani benim bunu şu şekilde bırakırsam yukarı çıktığı zaman istediğim ölçüde olur diye düşünüyorum. Yanılıyor da olabilirim. Doğru mu? Tabii ki doğru. Tamam. Ben hala o engeli nasıl aşacağını bilemiyorum ama. Yapacak da başka bir şey yok. Hadi bakalım. Vallahi yıktı. Orayı da dağıttı. Güzel. Güzel. Şimdi ben buradan atlaya zıplaya. O da güzel. Bu da iyi. Güzel. Vallahi açtık bütün yolu. Buralarda bir şey alınacak bir şey yok. Evet. Burada coin moin bir şey varsa hepsini almak istiyorum. Onu alamadım. Yunanca çeviri yeteneğimiz level 7 level lafa bak. Level 7'ye yükseldi. Başka. Şurada salvage var. Tamam herhalde başka bir şey yok. Bakalım nasıl bir yetenek geliyor. Jeolojist. Hiçbir şey anlamadım ya. Neymiş bu? Chromite ore. Yine bir mineralle ilgili ama mining of chromite ore. Pressure to mine. Ya toplanabilir bir materyal büyük ihtimalle ya. Yeni bir toplanabilir materyal açtık büyük ihtimalle. Hayırlısı. O da tamam. Mesela atıyorum şunu mu alabiliyoruz artık yani? Yok. Herhalde başka yerlerde falan bulunuyor tahminimce. Neyse efendim. Ben hemen ana istikametime doğru yol almak istiyorum. Şöyle suya atlayayım. İki challenge tomb kaldı. Bu da demek ki bir bölüm kaldı geriye arkadaşlar. Şuradan geri dönüş yolumuzdan. Bakın fark ediyor. Bir önceki yeteneğimiz duvarlardan hızlı bir şekilde tırmanmaktı.
Neredeyse iki katına çıktı diyebilirim. Gayet başarılı. Bunu önceden alsaymışız, çok daha hızlı sekanslar bizi bekliyor olabilirmiş. Fakat olmadı. Şuradan. Güzel. Şimdi. Ha, şuradan gideceğiz değil mi? Oradan geri çıkamam çünkü. Büyük ihtimalle şu ilerleme hızı da arttı tırmanma hızı ile birlikte. Nedense gözüme daha bir hızlı geldi. Tamam. Evet. Son atlamamı da yapıyorum. Ve dışarı çıkıyorum. Şimdi şöyle. Köy meydanına doğru. En yakın kamp alanı ilerliyorum. 3'te 3 bu arada. Totem gibi onu da söyleyeyim de içim rahatlasın. Şurada bir yerde sevimli bir kamp alanı vardı diye hatırlıyorum. Yok muydu lan? Var var. Heh. Şurası. Evet arkadaşlar. Ben burada gerekli güncellemelerimi, yetenek puanlarımı harcayacağım. Ne kadar kazandığımı bilmiyorum. Şu an halledeceğim onları. İki tane challenge tombum kaldı. Bir sonraki bölüm o iki challenge tombu da halledeceğiz. Ve Tomb Raider serisinin yavaş yavaş sonuna gelmiş olacağız. Bu bölüm 3 tane aralıksız peş peşe bulmaca yaptık. Güzeldi. Pek zorlanmadık da. Bakalım yapmadığımız iki challenge top ne kadar zor, ne kadar zorlayıcı, ne kadar uğraştıracak biz onu göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde son iki challenge top'u halledeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.